Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz şehitlerimiz için saygı duruşumuz. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı, partinin 94. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Meydanı'nda tören düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül'ün Atatürk anıtına sunduğu törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Şengül ve beraberindekiler, Mersin'in Merkez Mezit İlçe Başkanı CHP'li Neşet Tarhan'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat Şengül açılış konuşması yaptı. Kongreler süreci yaşıyoruz. Yarından itibaren delege seçimleri başladı. Çok kıymetli ilçe başkanlarımız takvimleri hazırladı. Köyüne, mahallesine giderek oralarda sandık koymak suretiyle üye sayısının çokluğuna, azlığına göre delege seçimleri yapılacaktır. Seçimlerin yapılmadığı yerde de ilçe başkanlarımıza söyledik. Bizim kıstasımız şu olmalı. Kim ki partiye emek vermiş, kim ki sandık günü gitmiş, sandığımızı beklemiş, okul sorumluluğu yapmış, kim ki mahalle sorumluluğu yapmış, kim ki partinin eğitimine katılmış, kim ki partiye mobil üye aidatı ödemiş, kim ki seçim propagandalarında ilçe başkanlarımızı yalnız bırakmamış, kol kola çalışma sürüklemiş. Bu arkadaşlarımız mutlak surette partinin seçme noktasında temsil edilmeleri gerektiğini arkadaşlarımızla paylaştık ve ilçe başkanlarımız da gayet mantıklı ve makul olarak karşıladılar. Başkan Şengül konuşmasında parti içerisinde birlik beraberlik çağrısı yaptı. 2019 partimiz adına iktidar yürüyüşü, partimiz adına 3 seçimi birlikte yaşayabileceğimiz kıymetli bir dönem. Bu dönemde de gerek yönetimlerde yer alacak yöneticilerimiz, gerekse onları seçecek olan delegasyonumuz bu 3 seçimi sahiplenecek nitelikli kadrolardan, emek veren kadrolardan seçilmiş olmalı diye düşünüyorum. Bu vesileyle ilçe kongrelerimiz 25 Kasım'da başlayıp 10 Aralık'ta sona erecektir. İl kongremizde 30 Aralık'ta yapılacaktır. Mersin Merkez İlçe Başkanı CHP'li Neşet Tarhan da konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi geçmişine değindi. Özellikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi olma özelliğidir. Halk Fırkası'nın ve devrimleri gerçekleştiren bir parti olmuştur. 24 ve 30'dan çok parti sonra çok parti sistem denemelerine karşı bu başarılı olamamıştır. 1924 ve 30 yıllarında çok partili sisteme geçirmek istenmiş. Fakat o yıllarda bu başarılı olmamıştır. 1950'ye kadar 27 yıl iktidarda kalmıştır. 38'e kadar başkanlığı Mustafa Kemal, 38-50 arası biliyorsunuz İsmet İnönü yapmıştır. Sosyal ortamda halkçılık, ekonomik ortamda devletçilik, yönetim ortamında ise laiklik ilkelerini savunmuştur. 29 Ekim 1923'te ise yine Halk Fırkası olarak bu 158 milletvekili Cumhuriyeti ilan ediyordu. Cumhuriyet duyurulduktan sonra Halk Fırkası'nın adı 10 Kasım 1924'te Halk Fırkası yerine adı Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor bu sefer. 27'deki ikinci kurultay oluyor 1920'de. Bu kurultayda cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik ve laiklik Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 temel ilkesi olarak belirleniyor.